Merhaba arkadaşlar. Şimdi tam sayılara başlayacağız sizlerle. Tam sayılar kümesini hatırlıyorsunuz. Eksi sonsuzdan geliyordu. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve artı sonsuza doğru gidiyordu. Burada şimdi çift sayılar var. Tek sayılar var. Onları inceleyelim. Arkadaşlar buradaki çift sayılardan birkaç örnek yazayım. Mesela eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4. Gördüğünüz gibi bunlar çift sayılardır. Genel gösterimi arkadaşım 2n'dir. 2n çift sayıların genel gösterimidir. Tek sayılara geçelim. Birkaç örnek yazayım mesela. Eksi 3, eksi 1, 1, işte 3, 5. Bunun genel gösterimi de 2n eksi 1'dir. Sebebini şimdi arka sayfada göreceğiz. Şu çift sayıların gösterimi, bu da tek sayıların gösterimidir. Evet. İlk sayfamızı attık. Ama da ses yaptı. Çift sayı, tek sayı. Arkadaşlar çiftlik tekliği şöyle toplarken, çarparken, çıkartırken şu şekilde inceleyeceğiz. Mesela tek artı tek nedir? Çift. İşte tek eksi tek nedir? Çift. Çift de çiftin toplamı çift vesaire. Bunu ezberlemeyeceksin. Tek deyince aklına 1'i getir. Çift deyince 2'yi getir. 1 artı 1 2. Çift oluyor. Gördün mü mesela? 2 artı 2 4. Çift oluyor. Mesela 2 artı 1 3. Tek oluyor. Bunları kafadan pratik örneklerle hesaplayabilirsin o an. Ama şunu özellikle çok iyi bilmeni istiyorum. Bir sayı çift bir sayıyla çarpılırsa sonuç kesinlikle çifttir. Bak bu çok önemli. Çift bir sayı hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın sonuç çifttir. Bunu bileceğiz. Bu bizim için yıldızlı bir bilgi. Bunu bilelim. Daha sonra tekle tekin çarpımı nedir? Tektir. Sonuç tek çıkıyor. Neden? İçinde hiç çift çarpanı yok. Bir tane çift çarpan olsaydı sonuç çift olurdu. Bir de şunu bileceğiz. Tek sayıların bütün kuvvetleri tektir. Çift sayıların bütün kuvvetleri çifttir. Yani kuvvet üst tekliği çiftliği etkilemiyor. Bunu bilelim. Hemen örneğe bakalım. Diyor ki A tek, B çift sayı olmak üzere işte ifadesi tek midir, çift midir? Bak arkadaşım A'nın tek olduğunu, B'nin çift olduğunu vermiş. Tamam. A tekse bütün kuvvetleri tektir. B çiftmiş. 3 nedir? Tektir. Önce şu tekle çifti toplayalım. Tekle çiftin toplamı tektir arkadaşlar. 1'e 2 gibi düşün. 3 olur. 3 de tektir. Şimdi ne hale geldi? Tek artı tek oldu. Tekle tekin toplamı da çift yapar. Bunun sonucu çifttir arkadaşlar. Hop, bunu da atalım. Aşağıdakilerden hangisi tek tam sayıdır? Arkadaşım bak şimdi 7 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3 demiş. 2 çift olduğu için çarpıldığı zaman sonucu çift yapar. Burası çift. 5 tek, 3 tek. Kuvvetin bir etkisi yok. Tekle tekin toplamını yapar. Çift. Burası da çift yaptı. 3 tek, 8 çift, 2 çift. Tekle çifti topla, tek yapar. Tekten çift çıkar. Mesela 7'den 2 çıkar. Ne olur? 5. Tek oluyor değil mi? O zaman buranın sonucu tektir. Bana tek olanı soruyordu. Bu da tektir. Şunu da yine göstermek istiyorum. Bakın bir sürü sayı çarpılmış. İçinde bir tane çift var. Olay bitmiştir. O zaman bunun sonucu çifttir. Tamam mı? Buraya gelelim. Çifte tek çarpmış. Çift. Çifte çift eklemiş. Çift. Bitmiştir. A ve B tam sayı olmak üzere. A çift sayı. A'yı hemen Ç yazıyorum. B tek sayı. B'ye hemen T yazıyorum. Aşağıdakilerden hangisi çifttir? Bakalım. A çiftse 3 ile çarpıldığı zaman çift yapar. B tekmiş. Çiftle tekin toplamı ne yapar? Tek. B tek olduğuna göre karesi de tektir. Tekten çifti çıkarmamı istiyor. Tekten çifti çıkar sonuç tektir. 2B bir kere 2 ile çarpma halinde olduğu için zaten otomatikman çift. 5 de tektir. Bak 5 yazıyordum. Toplamları ne yapar? Yine tek yaptı. B tekti. Tekle 1'i topla. Yani 1 de tek olduğu için tekle tekin toplamı çifttir. Bunu tutmuş tekrar B ile çarpmış. B de tekti. Çiftle tekin toplamı. Biraz önce söylediğim şey. 1 çarpmada bir tane çift sayı varsa sonuç çifttir. Cevap D şıkkı. E de değil. Neden? Bu çift. Bu tek. Bu çift. Çiftle tekin toplamı tektir. Tekle çiftin toplamı tekrar tektir. Dilim dolaştı. Şunu atmaya çalışıyorum. Ve başardım. Şu sorulara gelelim. Arkadaşlar bu soru tipleri çok önemli. Bundan çok çıkıyor. Bölmeli. Yapacağımız olay şu. Buradaki 6'yı karşıya çarpı olarak at. 6C olacak. Ne kaldı? 4A artı 5B eşittir 6C. Şimdi 6C nedir? Çifttir. Neden? 6 ile çarpılmış. Çift bir sayı ile çarpılmış. C ne olursa olsun. C çift de olsa bu sonuç çift. C tek de olsa bu sonuç çift. C'ye bağlı değil. C'nin ne olduğunu bilmeden sonucun çift olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sağ taraf çiftse sol tarafın da komple çift olması lazım.
Burada da 4A çifttir değil mi? A ne olursa olsun 4 ile çarpıldığı için sonuç çift mi? Çift. Şimdi arkadaşım çiftle bir şeyi toplamış sonuç çift çıkmış. Çiftle neyi toplarsan sonuç çift çıkar? Tabii ki çifti. 5B çift olmalı. 5B çift olmalıysa B tek olursa tekle tekin çarpımı tek yapardı. B çift olacak ki çiftle 5'in çarpımı çift yapsın. Yani çiftle tekin çarpımı çift yapsın. O zaman B nedir? Çifttir. Kesinlikle B çifttir. A nedir? Bilemeyiz. A'ya bağlı değil ki. 4 ile çarpıldığı için sonuç çift. C nedir? Bilemeyiz. 6 ile çarpılmış, çiftle çarpıldığı için sonuç çift. Kesin bildiğim şey B'nin çift olması. O da şıklarda burada. B kesinlikle çifttir. A ve C hakkında bir şey söyleyemem. Buraya gelelim. A, B tam sayılardır. Bu ifade tek, şu ifade çift ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle şu önemli çifttir. Arkadaşlar bu ifade tek olduğuna göre şu şuraya bakalım. Çift. Şuradan 7A'dan bir çift çıkarmışsın. Sonuç tek olmuş. Buranın kompleksi tek ya. 7A'nın ne olması lazım? Tek olması lazım. Çünkü tekten çifti çıkartırsan sonuç tek olur. 7A tekmiş. 7A tekse A ne olabilir? Çift olabilir mi? Olamaz. Çünkü çift olsaydı çiftle tekin çarpımı çift yapardı. Demek ki A da tek. Tekle tekin çarpımı tek yapmış. A'nın tek olduğunu öğrendim. A tektir. Buraya gelelim. Şu ifade çiftmiş. Yukarısı arkadaşlar tek olsaydı tek çifte bölünmez. Mesela 7 2'ye bölünmez gibi. O zaman yukarısı kesinlikle çifttir. Burası çift. 3 tek. 5B ne olacak? Tekle neyi toplarsan çift yapar. Tekle teki toplarsan 5B tek olacak. O zaman B de tek olmak zorundadır. Tekle tekin çarpımı tek yapacağı için. B de tektir. B de tek. Demek ki A da tek, B de tek. Hangisi kesinlikle çifttir ona bakalım. Tekle tekin çarpımı tek yapar. Burada bir kesin çiftlik yok. Teke bölersen çift olmaz. Şimdi 4A çifttir. 2B çifttir. A'nın B'nin ne olduğuna bağlı olmaksızın. Çiftle çiftin toplamı çifttir. Çift bölü 8 nedir? Çifttir. Şimdi arkadaşlar çiftin çifti bölümünde bir kesinlik yok. Neden? 30'u 2'ye bölün. Mesela 15 çıkıyor. Tek çıkıyor. Ama 8'i 4'e bölün. 8 bölü 4 2 çıkıyor. Demek ki çiftin çifte bölümü. Tek de çıkabilir. Çift de çıkabilir. Burada bir kesinlik yok. Şuraya gelelim. Tek, B de tek. Tekle tekin toplamı nedir? Çifttir. Tamam. Burası çift olduğuna göre sonra şu ifadeyle çarpılacak. Bura ne olursa olsun çift bir şeyle çarpılınca sonucu çift yapar. O yüzden cevap C şıkkı. Bunlar da değil. Neden? Bu da tek, bu da tek, bu da tek. Üçün çarpımı ile tek yapar. Bu tek. 2B çift. Tekle çiftin toplamı tek yapar. Tekrar tekle çarparsan tek yapar. Olay biter. Pozitif, negatif sayılar. Arkadaşlar burada şunu hatırlıyoruz. Sıfırdan büyük sayılara ne diyorduk? Pozitif sayılar. Sıfırdan küçük sayılara ne diyorduk? Negatif sayılar. Sıfıra ne diyorduk? Tarafsız. Pozitif de değil, negatif de değil. Burada şunu bilelim. A sayısı diyelim ki pozitif olsun. A büyüktür sıfır ile gösterilir. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri yani tek kuvveti de pozitiftir. Çift kuvveti de pozitiftir. Yani mesela 3 gibi bir sayı alın. 3'ün küpü 27 de sıfırdan büyüktür. 3'ün karesi 9 da sıfırdan büyüktür. Ama negatif sayılarda öyle değil. Bir B sayısı alayım. Mesela B sayısı sıfırdan küçük olsun. Negatif olsun. 1. B'nin kuvveti tek ise B sıfırdan küçük olur. Mesela B'yi eksi 5 seçin. Eksi 5'in 3. kuvveti eksi 125 yapar. Sıfırdan küçük olur. Ama B'nin çift kuvvetleri arkadaşlar sıfırdan büyük olur. Bunu unutmayın. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Olay bu. Bunu kesin bileceksin. Tekrarlıyorum. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Yani mesela eksi 3'ün ikinci kuvveti eksi 9 değil artı 9'dur. Ama eksi 3'ün tek kuvveti olarak 3. kuvveti eksi 27'dir. Neden? Kuvvet tek ise sonuç eksi, kuvvet çift ise sonuç artı. Bunu kesin bil. Tamam mı? Sonra da ne bileceksin? Pozitiflerin bütün kuvvetleri pozitiftir. Şurada küçük bir hatırlatma yapalım. İşte pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir. Yani aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. Eksi ile eksinin çarpımı da artıdır. Bunları bilelim. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif. Zıt işaretlerin çarpımı negatiftir. Artı ile eksi çarparsan eksi olur. Eksi ile artı çarparsan eksi olur. Zıt işaretlerin çarpımı da arkadaşlar negatiftir. Bunu hatırladıktan sonra şurada küçük bir not var. Diyelim ki x sayısı sıfırdan küçük bir sayı. Arkadaşlar o zaman eksi x
sıfırdan büyük olur. Nasıl yani hocam? Bak şimdi x mesela eksi 4 olsun. Eksi 4 sıfırdan küçük mü? Evet. Önüne bir daha eksi getirirsen eksi eksi 4 olursa o zaman ne olur? Eksi eksi artı 4 olur. Sıfırdan büyük olur. Gördün mü? Yani buradaki şuradaki x'in önünde eksi var diye her zaman negatif zannetmeyin. X'in kendisi negatifse önüne eksi gelince pozitif olur. Bu önemli bir not. Hop bunu da atıyorum. Evet geldik şu örneğe. Diyor ki x negatif sıfırdan küçük, y de pozitif. Hemen altına şöyle yapayım. X negatif, y pozitif ise hangisi daima pozitiftir? Daima demiş. Bakalım. X çarpı y. Negatifle pozitifi çarparsan ne olur? Şu negatif, şu pozitif. Negatifle pozitif çarparsan ne olur? Evet duydum, negatif olur. Bir daha eksi bir sayıyla toplarsan sonuç negatif olur. X negatif. Y pozitifti. Önüne eksi gelmiş. Bu da negatif. İkisi de negatif. İki negatif sayının toplamı negatiftir. X artı y. Şimdi burada x'in mi y'nin mi sayı değerinin hangisinin büyük olduğuna bağlıdır. Diyelim x artı 100, y eksi 10 olsaydı toplam 90 olurdu, pozitif olurdu. Ama daima diyor. Şöyle bir örnek de olabilir. X eksi 100'dür, y de 2'dir. Toplarsan eksi 98 olur. Negatif de olabilir. Bu daimaya uymuyor. Şuraya bakalım. Y kare, y pozitifti, karesi pozitif. X negatif, 3 katı da negatif. Yine bu ikisinin toplamından hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için buradan da bir kesinlik çıkaramam. Ama E şıkkında fıstık gibi x kare demiş. X negatifse çift kuvveti pozitif. X negatif bir de eksi 5 ile çarpmış eksi bir sayıda yine pozitif olmuş. İki pozitifin toplamı pozitiftir. Olay bitmiştir. Çevirelim buraya. Olduğuna göre x, y, z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir? Bakın bu soru tipinden çok çıkıyor. Yapma şekli çok basit. Arkadaşlar ne dedik? Bir sayının çift kuvveti kesinlikle pozitiftir değil mi? Bak artı yapıyorum. Pozitiftir. O zaman bu sorulara çift kuvvetle başlayacağız. Y kare çift midir? Evet. Bakın y demiyorum. Y kare kesinlikle artıdır. Y kare artıysa onu x ile çarpmış, sonuç sıfırdan büyük. Yani pozitif çıkmış. Neyin çarpımı artıyla neyin çarpımı pozitif yapar? Artıyla artının. Artıyla artının çarpımı artı yapar. Demek ki x artıdır. Buradan bunu öğrendim. Aşağıda yine çift kuvvet olan z üzeri 4'ü kullanıyorum. Kesinlikle bu pozitiftir. Z eksi de olsa pozitif, z artı da olsa z üzeri 4 pozitiftir. Pozitifle neyi çarparsan sonuç negatif yapar, sıfırdan küçük yapar. Tabii ki y negatif olmalı. Eksi artıyla çarpınca eksi yapar. Y'yi negatif bulduk. Şimdi x'i biraz önce pozitif bulmuştuk, artık yazabilirim. Sen pozitif bir sayı neyle çarparsan sonuç negatif yapar. Bakın sıfırdan küçük yapmış. Demek ki z üzeri 3 eksiymiş. Eksi sayılarda 3. kuvvet işareti değiştirmiyordu. Z üzeri 3 eksi ise z hayli eksidir. Gördüğünüz gibi sırasıyla işaretler artı, eksi, eksi çıktı. Şıklarda arıyorum ve buldum, yapıştırdım. Burada geçiyoruz. Şimdi şöyle üçlü, karışık olanlar. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine çift kuvvetlerden başlıyorum. B kare pozitiftir. Tamam mı? B kare pozitiften sonra, olduktan sonra A ile C küp çarpılınca sonuç pozitif olmuş. Pozitifle ya pozitifi çarparsın pozitif olur ya da iki negatif çarparsın pozitif olur. A ile C aynı işaretli olmak zorundadır. Ya ikisi de artı olacak, artı 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 çarpılınca pozitif olacak ya da ikisi eksi olacak, eksi eksi çarpılacak artı olacak, bununla da çarpılınca tekrar artı olacak. İkisi aynı işaretli ama bilmiyorum şu an ne olduğunu. Bir alta geçiyorum. Bak çok güzel. A üzeri 4 çift kesinlikle pozitif. C üzeri 8 kesinlikle pozitif, çift kuvvetler. İki pozitifin çarpımı nedir? Pozitif. Bir daha pozitifle çarparsan bak sonuç sıfırdan büyük, yine pozitif etmiş. C üzeri 5 pozitif olmak zorunda. O zaman B nedir? Pozitif. Bir şey öğrendim. B pozitif. Hemen gelip burada yazıyorum. B pozitif. C kare çift olduğu için pozitif. Pozitifle pozitifi çarpmış. Yine pozitif, yani artı yapar. A ne olmalı? Sonucu negatif olması için eksi olmalı. Uf, ne kadar çok pozitif negatif dedim ya. Dilim yoruldu valla. Neyse bunlar pozitif. Eksiyle çarpılmış. Negatif olmuş. Yoruldum. A negatif. Şimdi gel şurada kullanalım. A ile C aynı işaretli olacak dedik ya. A negatifse negatifle bu negatifin çarpımı pozitif yapar. Bir daha pozitifle çarpınca pozitif yapar. C de eksi. Yani negatif olmalı. Eksi artı eksi. Hop yapıştır. Evet bitmiş. Şimdi bu tam sayılar 2'den devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra da soru çözümleri olacak. Soru çözümlerinde biraz daha zor örnekler olacak. Onu da izleyin. Görüşürüz arkadaşlar.